Nine, sana çok kızdım. Vay be! Ben sana sahip çıktım ama sen bana kızdın, öyle mi? Ne yaparsan yap sana kızgınım. Kızım, Balvant benim oğlum ama sen benim canımsın. Kimsenin seni üzmesine asla izin vermem. Ama böyle olmaz Nine. Yeni bir şey değil ki bu. Bu saçmalığı 8 senedir duyuyorum ama daha fazla katlanamayacağım. Nine, aramızdaki bağın seni etkilemesine sakın izin verme. Böyle bir şey nasıl yaparsın? Herkes ne kadar üzüldü. Ah, git, herkese tatlı bir şeyler yap. O zaman keyifleri yerine gelir. İyi ama bir daha yapma, lütfen. Peki, o zaman sen de şu limonatayı bana ver. Hayır, bunu en çok ihtiyacı olan kişiye yaptım. Ya babaannen ya da Mehek'in evliliği. Bu yaşta tek seferde ancak bir sorunla uğraşırım. Bırakalım Mehek evlenmesin. Ne oldu? Ne yapıyorsun burada? Nedir bu? Limonata. İstemem. Götür. Bütün sorunların müsebbibi ninem ve benim. Ama bu sinirlerini yatıştırır. Sinir mi dedin? Ciddi misin? Başka ne gibi kötü özelliklerim var? Seni aç mı bıraktım? Yerleri silmedin diye dövdüm mü seni? Söyle. Neden gülüyorsun? Hadi ama yenge. Otur. Yenge, arkadaşlarım evlerinde olan biteni okulda anlatırlardı. Kimi annesinin süt içerken azarlayışını. Kimi ders çalışsın diye tokat atışını anlatırdı. Ben de anlatırdım. Ama azarlayıp vurmak yerine bütün gün söylendiğini anlatırdım ve taklidini yapardım yenge. Gerçekten çok komikti. Yenge, dinle beni. Bir anne ve çocuğu arasındaki kutsaldır. Ve başka hiçbir şeye benzemez. Ne var yani doğru yolu göstermek için beni azarlasan? Bunun tek sebebi sevgidir. Biliyor musun Kanta yenge? Ben seni her zaman annem bildim. Sen tıpkı annene çekmişsin. Sen de beni mutsuz görmeye dayanamıyorsun. Hadi git. İçinde limon da var. İnsanın içini temizler. İç, olur mu? Bir şey daha var. Ajay, Vijay, Ramesh, Suresh. Hiç fark etmez. Kiminle istersen onunla evlenirim. Hadi başlayalım hemen. Bir saniye. Söylesene bakalım. Maç hakkında ne düşünüyorsun? O kadar belirsiz ki tahmin etmek çok zor. Maçı her iki tarafta kazanabilir. Sonuçta her iki takımın da ezeli rakipler olduğunu biliyoruz. Her iki takımı da analiz ettik ve işler gittikçe kızışıyor diyebilirim. Peki o zaman kazanan takımın kaptanı ne ödül alacak? Kazanan takımın kaptanına bir tabak börek vereceğiz. Al bakalım. Kanta yemek yedi mi? Pamiler'de sadece çay içtik, sonra apar topar kalktık geldik. Evet evet, yenge sinirlenince hıncını yemekten alıyor. Kesin başı da ağrıyordur yengemin. Kanta'nın baş ağrısının da sinirinin de bir çaresi var. Ama umarım ailemizin bu iki büyüğü yüzünden Mehek'e eş aramaktan asla vazgeçmez diyorum. Ben onun yengesiyim. Üvey annesi değilim. 25 yıldır evliyiz. Bir şeyi eksik yaptın mı?
Hadi hepiniz derhal içeri geçin bakayım. Büyükler konuşacak. Hadi. Düdük çalındı. Oyunun gidişatı değişeceğe benziyor. Konuşurken Pammy arada bir şeyler söyledi bana. Galiba bir şey bekliyor bunlar. Pammy hamile mi? Hayır. Babaanne, bizden bir şey bekliyorlar. Bebek değil. Anladım, çeyiz. Ama bak biliyorsun. Pammy'yi ikna etmek istiyorsak çeyiz yeterli olmayacaktır. Düğün hazırlıkları için hepimizin cömert olup elini cebine atması şart. İyi de abi düşünsene. Bak bu insanlar kızımızdan ziyade parayı düşünüyorlar. Düzgün bir aile olduklarını sanmıyorum. Ha, bak bize yakın oturuyorlar. Akşam üzerleri mohit uğrar. Sen akşamları gidersin. Babam da sabah yürüyüşü sırasında uğrar. Civan da arada sırada uğrasın. Ben de bunun için kesenin ağzını açtım zaten. Pammy henüz evet demiş değil. Sadece konuşurken ima etti. Bu sabah onları ikna etmek için konuşmaya gitmiştik. Hem zaten hazırlıklı olmak lazım. Olumlu kararlar verirlerse bütün o harcamaları karşılamaya hazır olmalıyız. Mekin babasından kalan 800 bin yetmeyebilir çünkü. Anladın mı? Hı. Liste yap hadi. Tamam liste. Sen tamam, yap. Tamam ver yapayım. Ver bakalım. Evet. Yaz bakalım. Bir dakika. Evet. Televizyon. Evet. Klima. Bir tane araba. Hayır dur. Nasıl bir televizyon ve klima alacağız onu da söyle. Plazma mı antibakteriyel mi? Artık o kadar çeşit var ki. Ama nereden bileyim, not al. Tamam. Peki. Çeyiz diye 4 inek 2 tane altın istenmiyor. Çocukları evlendireceksek elimizi cebimize atmamız gerekiyormuş. Evet. O halde sen de git ve ona ilgilenmediğimizi söyle. Acayi reddet. Evet. Bence de. Ben en fazla 150 bin katkıda bulunabilirim. O kadar çıkar. Ama bağış kutusu değil ki bu, gönlünden kopanı veresin. Mehek'in düğünü bu. Hepimiz katkıda bulunalım. Ben bir rupi dahi vermem. Anlaşma değil bu, canım evlilik. Zengin insanların böyle konuşması çok hoş tabii ki. Ama orta sınıftan bir kız için, çeyiz toplum içinde saygınlık sağlar. Kafası rahat eder. Abi. Efendim? Kadınlar sürekli senin dükkandan alışveriş yapıyor. Bendeki malları beğenmiyorlar. Senin dükkan hep kazanıyor. Sen 150 bin verebilirsin belki ama biliyorsun ki benim kazancım seninki kadar yok. Hadi bırakın tartışmayı. Vakti gelince Mehek de evlenecek. Onu evlendireceğiz diye takla atacak halimiz yok ya. Dünyada başka damat kalmadı mı? Ya söyler misiniz, dünyada başka damat adayı kalmadı mı? Bence çok sıradan bir çocuk o. İlla onunla evlensin diye tutturuyorsunuz. Mehek de güzeller güzeli bir kız değil zaten. Ne demek istiyorsun ben sen? Ben öyle demek istemedim. Delphi'nin hangi kenar mahallesine gidersen git, Acey gibi bir sürü çocuk bulabilirsin. Buraya geldiğinde de miskin miskin oturdu. Sakın ola Mehek'i bu eğitimli ama işsiz çocukla karşılaştırma. Bence babaannem haklı yenge. Neden çeyiz veriyoruz ki? Millet kızları iyi olmasa bile çeyiz vermeden evlendiriyor. Hem Mehek oldukça iyi bir kız. Aklınızı mı kaçırdınız siz? Toplumun bakış açısı değişmez. Günümüzde çeyiz paraları enflasyon gibi artmakta. Çeyiz vermezsek Mehek'i nasıl evlendireceğiz? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.